Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda yeşil mercimek var. Yeşil mercimekten güzel bir köfte yapacağız. Et sevmeyenler veya işte kıyma alamayanlar için güzel bir alternatif. Hemen yapımına başlayalım. Yapım için yeşil mercimek, soğan, yumurta, sarımsak ve baharatlar. Baharat dilediğinizi kullanabilirsiniz ve yumuşaklığını ayarlamak için de galeta unu kullanıyorum. Öncelikle mercimeğimizi haşlayalım. Güzelce yıkayıp bol suyla haşlayalım. Üzerine oldukça örtecek kadar koyuyoruz. Gerekirse de daha sonra sıcak su eklenebilir. Mercimekler haşlanırken soğan ve sarımsağı rendeliyorum. Rendenin ince tarafıyla rendeledim. Mercimeklere bakıyorum, suyunu çekti. Şöyle bir kaşıkla kontrol ediyorum. Bakın, kaşıkla dokunduğumuz zaman eziliyorsa pişmesi tamamdır. Evet, hemen bekletmeden suyundan ayıralım, tamamıyla süzelim. Ve bir karıştırma kabına alalım. Blenderla iyice eziyorum. Ve tabi suyunu tamamıyla aldığımız için biraz zorlanıyor blender. Yavaş yavaş durdura durdura çalıştırdım ben. Tamamıyla ezildikten sonra şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Soğanı ve sarımsağı ve bir yumurta. Diğer köfte ile hemen hemen aynı malzemeleri koyuyoruz. Şöyle spatula ile güzelce karıştırıyorum. Yapımı oldukça kolay, oldukça da lezzetli, güzel bir tarif. Yapmanızı tavsiye ederim. Eğer kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Görüşleriniz ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Ve yumuşaklığını da ayarlamak için galeta unu ekliyorum. Galeta unu azar azar ekledim. Çünkü çok fazla eklediğimizde sert olur, tadı kaçar, güzel olmaz. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyorum. Toplamda bir yemek kaşığı kadar kullandım. Elimize yapışmayacak ama çok da sert olmayan bir formda olması lazım köftemizin. Ve görüyorsunuz ne kadar kaldı. Çok çok az kullandım. Ve eldivenimi taktım. Şöyle bir elimle de yoğurmak istiyorum son bir kez. Ben mümkün oldukça eldiven kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü eldivenin çok da temiz olduğunu, hani hijyen sağladığını düşünmüyorum. Burada ben elimi korumak maksadıyla eldiven kullandım. Evet, aynı köfte gibi şekiller veriyoruz. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa, nasıl istiyorsanız o şekilde köfteye şekil verebilirsiniz. Ve köftelerimiz hazır. Hemen bekletmeden tavanın başına geçelim. Tavaya çiçek yağı ekliyorum. Sıcaklığının orta hararette olması gerekiyor. Çünkü çok sıcak olursa dışı bir anda kızarır, içi pişmez. Çok da yağ az ısınmış olursa bu sefer de yağ çeker. O da güzel olmaz. Orta sıcaklıkta önlü arkalı pişirelim. Zaten mercimeğimiz piştiği için hani çok çabuk pişiyor. Bir dakika içinde köftemiz pişmiş oluyor. Ve pişen köfteleri de şöyle havlu kağıt üzerine alıyorum ki fazla yağ akmış olsun. Ve köftelerimiz hazır.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.